Sevgili dinleyenler, Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatr profesör, doktor sayın Nevzat Tarhan bu cumada bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim aileciye. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar Sıla Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Empati çok sık kullandığımız bir kelime ama ne kadar doğru kullanıyoruz, aslında biliyor muyuz ne olduğunu, merhametle karıştırıyor muyuz, işte empati yorgunluğundan bahsediliyor vesaire vesaire. Doğrusunu öğrenelim istiyoruz. Empati nedir, merhamet nedir Sayın Hocam? Tabii. Empati aslında merhametin ön basamağıdır, başlangıcıdır. Empati olmadan merhamet duygusu gelişmiyor. İşte empati tabii kişinin, karşı tarafın sadece duyguların değil, ihtiyaçlarını, haklarını fark edebilmek empati. Bu empati kavramı şu anda hem 2010'lu yıllardan itibaren dünyada ciddi araştırma alanı, empati ve merhamet alanı. Çünkü dünyada kötülük neden artıyor? Kana susamışlık neden artıyor? Acımasızlık neden artıyor? Hı hı. Yani bu zalimlik neden artıyor diye yapılan çalışmalarda ortaya çıktı ki empati yoksunluğu bütün suçların arka planındaki psikolojik neden. Empati, evet, yoksunluğu. Evet. Yani empati yoksunluğu da kişilerin, yani kişileri acımasız yapıyor, merhametsiz yapıyor, insafsız, hı hı, yapıyor. Zalim yapıyor bu merhametin yoksunluğu. Yani empati olmayan bir kimse merhamet duygusu geliştiremez. Ya başkasını önemsememek mi bu? Her şeyi sadece kendi açısından bakmak mı? Yani mesela diyelim şey oldu, bir masada oturuyorsunuz, yanındaki şeyin üzerine bir yemek elbise şey döküldü hemen. Evet. Empati duygusu olan hemen oradan mendil alır, ona yardım etmek ister. Kendisi de o durumdaymış gibi hisseder ne olduğunu. Kendisi gibi yardım eder. Hiç merhamet duygusu olmayan hiç ilgilenmez bile. Yani onun bir mesela sıcak şey dökülmüş, vücudu yanmıştır filan. Hiç bir yüzü duygusuzdur bile. Afeksiz, tepkisizdir. Tepkisizdir. Yani duygusal okuryazarlığı, duygu ifadesi yoksunluğu vardır. Biz testlerde mesela aile içi ilişkilerde duygu ifadesi nasıl, duygusal okuryazarlığı nasıl, duygusal farkındalığı nasıl ölçüyoruz? Ölçekler var bununla ilgili. Bu yoksa bir anne annelik bile yapamıyor. Çocuk üzülüyor, canı yanıyor, anne hiç umursamaz. Çocuğun fiziksel bakımını yapmak olmuyor ki. Tabii. Çocuk o anda o acı çektiği için o acısının anlaşıldığını hissetmesi çocuğun, o anda acıyı hemen gideriyor zaten. Tabii. Hemen, tabii. O anda yalnız olmadığını hissediyor. Anne yanında diyor, korkusunu yeniyor. Acının verdiği korkuyu yeniyor. Ama o anda yanında onu anlayan birisi olmadığı zaman, yani bizim halk arasında ya çok anlayışlı denir ya, aslında empatinin karşılığı o, anlayışlı olmak. Anlayışlı, yani bir halden anlıyor denir halk arasında, halden anlıyor, anlayışlı. Bu empati hattı bizim kültürümüz aslında değergâmlık olarak geçiyor. Otyamlık kendi hakkında gam kaygı hisseden, değergâmlık diğerleri hakkında gam kaygı hisseden. Ne güzel bir kelime aslında, evet. Yani ama biz daha sonra şey yapmışız, işte bu kelimeyi unutmuşuz. Şu anda küresel ihtiyaç olduğu zaman bu merhamet kavramının yoksunluğunun kötü sonuçları gözükmeye başlayınca bütün dünyada müthiş bir merhametle ilgili merhamet ölçekleri geliştirildi. Merhamet algısı, merhamet merhametle ilgili birçok değerler adım adım hepsi inceleniyor. Alt boyutları inceleniyor. Motivasyon tekniği olarak merhamet. Diğer taraftan mesela compassion scale diye böyle merhamet skalaları, ölçekleri geliştirildi. Bütün bunlar aslında bir şeyin ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Bir konuya ihtiyaç varsa o konuda ihtiyaç istek uyandırıyor. İstek uyanmakla motive ediyor kişiyi. Motive ediyor ve harekete geçiyor. Eylem o şekilde ortaya çıkıyor. O zaman merhamet şöyle açıklanabilir mi? Yani empati duyulması sonrasında harekete geçmek ve bunu eyleme dökmek. Öyle tabii, mi? Yani merhamet mesela sevgi duygusu hep bilinen sevgi duygusu. Bir şeyi seviyorsun. Evet. Ama merhamet duygusu sevgiden daha büyük. Çünkü merhamet duygusunun içerisinde bir şey var. Yani bir şeyi seviyorsun ama onu köle gibi seviyorsun. Yani sana itaat ederse seviyorsun. Mesela bazı anneler vardı, çocuğu yani bu benim dediğime yapmazsan seni sevmem ha diye sevgi sopa gibi kullanır. Bu koşullu sevgi. Merhamet koşulsuz sevgi
Yani koşulsuz sevginin dışında bu merhametin duygu boyutu, koşulsuz sevgi. Merhametin algı boyutu var. Merhametin algı boyutu da karşı tarafın ihtiyaçlarını algılayabilmek var. Hmm. Ama bunun için merhametli dikkat lazım önce bak. Merhamet olmayla ilgili insan önem verecek. Merhamet iyi bir kavrammış, iyi bir erdemmiş, evet, iyi bir duyguymuş diyerek sadece bir duygu değil, aynı zamanda erdemdir merhamet. Çünkü davranışa yansıması lazım. Duygu olarak kalmaması gerekiyor. Davranışa yansıması için de erdem olması için, fazilet olması için, kişilik özelliği haline gelmesi için onun şeye dönüşmesi ve böyle merhametli akıl yürütme, tarzına akıl yürütme oluyor kişiye. Hatta yapılmış bir çalışma var mesela Amerika'da bu merhametle ilgili. Ortalama bir Amerikalı'ya vücudu yanmış insanların resimleri gösteriliyor böyle. Ortalama bir Amerikalı acıma hissediyor ona. Acıma hissediyor. Fakat ondan sonra da kaçıyor oradan hemen. Yani bana huzursuz etti, benim huzurumu kaçırdı diye terk ediyor. Onu kaçınıyor oradan. Evet. Ama bir Budist rahibe gösteriyor aynı şeyi. Yani beyinlerini ölçüyor aynı anda, beyin tepkilerini. Yani birincisinin ortalama Amerikan'ın beyninde şeyle birlikte böyle acıma duygusuyla birlikte korku duygusu oluyor, kaçınma ortaya çıkıyor. Ama Budist rahip o aynı görüntüleri izlediği zaman onunla ilgili acıma duygusu oluşuyor. Ondan sonra da onunla ilgili beyin alanı harekete geçiriyor. Ondan sonra da yardım etme ihtiyacı çıkıyor ortaya. Yani merhametli empati, olması için empati var diye ille de merhamet olacak diye bir şey yok. Tabii. Evet. Empati fark edersin, acısını anlarsın ama bencil bir kimse anladıkları halde ki benim çıkarım burada, benim bir çıkarım yok burada diye terk eder orayı. Anlar onu, farkına varır ama terk eder çıkarı için. Onun için merhametli de kendi konforundan fedakarlık edebilmek, kendi istek ve ihtiyaçlarından vazgeçebilmek, yani kendi konforundan vazgeçebilmek gerekiyor. Merhametli olabilmek için. Bu da sosyal bir duygu onun için. Yani merhametin olmadığı bir ortamda insanlar çok yalnızlaşıyorlar. Yalnızlaşıyor. Küresel yalnızlaşmanın, Yalnızlık Bakanlığı kurulmasının İngiltere'de arka planındaki sebep bu. Japonya'da kuruldu ve şu an Birleşmiş Milletler dünyadaki üçüncü büyük küresel tehdit olarak, geleceğin tehdit olarak gördü yalnızlığı. Yani onun arka planında da merhamet azalması var. Peki neden azalıyor Sayın Hocam? Empati yoksunluğu. Neden kaynaklanıyor empati yoksunluğu? Bencillikten. Tek kelimeyle ben merkezcilikten. Küresel narsizm var. Ondan kaynaklanıyor. Yani narsizm epidemisi diye ABD'de kitap çıkardılar. Getirttim o kitabı. Öylecelikle gençler arasında hızla yayılıyor bu. Ben önemliyim. Bir şey önemli değil diyor. Mesela bu şekilde eğitim veren bazı Batı'dan eğitim almış psikologlar, arkadaşlar geliyorlar bize. Çift terapisi için böyle aile önemli değil, birey önemli. Eğer olmuyorsa bırak hayatını yaşa diyor. Yani hemen. Şu an aileyi bir ortak bir kurum olarak görmüyor, bireyi kutsallaştırıyor. Aileyi değil, bireyi öncelikleştiriyor. Senin çıkarın daha önemli, ailenin çıkarı önemli değil deyip yapıyor. Ondan sonra da ne oluyor işte insan... Ya ne oluyor? Çocuklar ne olacak peki? Düşünmüyor. Eşi peki ne olacak? Mesela bana bir genç vardı bir defa. Bir genç, yakışıklı bir çocuk. Üç tane kız arkadaşı vardı aynı anda. Ya dedim bunlardan bir tanesi ne olacak? Yani birisininle evlenecek herhalde. Diğerleri ne olacak? Dedi ki Darwin kuralları geçerli. Ne yapalım dedi. Ya bu ne demek? İşte merhametsiz. Yani şimdi bu kimse? Ben evlilik olgunluğu yok onda. Yani sen böyle düşünüyorsan bu evliliği yürütemezsin demek gerekiyor böyle kişilere. Peki, çünkü yapamaz. Evet. Ne yapılabiliyor bu konuda ya da ne yapılmalı? Yani empatinin artırılması, merhamet bilincinin oluşturulması için. Tabii. Bunun için bir insan sosyal ortamlara girdikçe, orada kendisine hayır dedikçe, sosyal ilişkilerde sınırlar öğrendikçe bu empati öğreniyor insan. Yani yalnız yaşayan insan bir odada tek başına bırak, o kişi tek kişilik bir canavar olur. Sadece kendini düşünen birisi olur. Sosyal ortamda insan empatiyi öğrenebiliyor. Diğer insanlar haklarını, ihtiyaçlarını öğrenebiliyor. Ama bunu da özellikle birinci aşama, bir kimse bu empati yoksunluğu varsa, bu kimse bu konuda ya ben böyleyim, düzelmek istiyorum diyorsa, önce farkındalık çalışılıyor.
Yani empati ile ilgili farklılık. Empati nedir, ne değildir? Sevgi nedir, merhamet nedir? Yani merhamet dediğimizde şefkat nedir? Yani merhamet denildiği zaman genellikle bir, yani üstün bir kişinin zayıf bir kişiye acıması gibi anlaşılıyor. Halbuki merhamet öyle değil. Yatay ilişki vardır merhamette. Evet. Yukarıdan aşağı bir duygusu, bunun adı merhamet değildir. Bunun adı şeydir. Kendi egosunu tatmin için yani insanlara merhamet rolü oynamaktır bunu. Yani bu nedenle merhametli olmak bir kişi, o kişiyle yani şeyi hisset. Ama böyle empati yaparken empati ile sempati karıştırılıyor. Birisi oturup ağlıyor, oturup onunla birlikte sen de ağlıyorsun. Bu sempatide empatinin yorgunluğu burada ortaya çıkıyor işte. Empati burada zarar veriyor kişiye. Yani bu sempatiye yani dönüşürse. Tabii topal ördek görse ağlar böyle mesela. Bu empati değil. Bu kendine zulmetmektir bu. Kendine karşı da tarafsız olacaksın. Kendi hakların var, ihtiyaçların var. Karşı tarafın hakları var, ihtiyaçları var. Karşı tarafın haklarını, ihtiyaçlarını anlayacaksın. Kendi hakları, ihtiyaçlarını bileceksin ve dengeli bir şekilde ilişki kuracaksın. Bu öğreniliyor. Mesela otistik çocuklarda empatiyle ilgili beyin alanları gelişmemiş oluyor ileri otistiklerde. Sosyal ilişkilerinde sorunu olduğu için, yani, evet. O da bu empati duygusuyla ilgili beynimizde sinir hücreleri tespit edildi. Ayna sinir hücreleri, ayna nöronlar. Yani ayna nöronlar karşı tarafın beynindeki ayna nöronlarla konuşuyor beynimiz bak. Evet. O telsiz internet gibi konuşuyor. İlginç. Telsiz internet gibi yani. Sanki haberleşiyor gibi böyle. Güçlü duygularla sen samimi bir empati hissediyorsan, samimi olursa karşı tarafın beynindeki aynı alanlar aktif hale geçiyor. Ne güzel. Ama samimi olmayan, çıkarcı bir empati rolü oynuyorsan karşı tarafın beynindeki aynı nöronlar harekete geçmiyor. Yani içtenlik, samimiyet şey yapıyor, bulaşıcı etkisi var. Karşı tarafı etkiliyor. Karşı tarafta güven oluşturuyor. Onun için merhamet rolü oynayamazsınız. Empati rolü oynayamazsınız. Samimi olması gerekiyor bunun, etkili olması için. Yoksa etkisiz oluyor. O anda saf bir insan inandırıyorsunuz ama bir müddet sonra güven oluşturamıyorsunuz ilişkilerde. Güvenli ilişkilerin temelinde böyle empatinin olduğu bir hakların paylaşımı, ihtiyaçların paylaşımı, birlikte konuşulabilen, yani tartışabilen, konuşabilen ki ilişkiler olursa böyle ilişkilerde empati gelişiyor. Evet. Empati yatay ilişki. Karşı tarafın hakkını, ihtiyacını da anlıyorsunuz. Kendi ihtiyacını anlıyorsunuz. Dengeli bir şekilde merhametli akıl yürütme denilen akıl yürütmeyi yapabiliyorsunuz. Bir de ayrı bir o Budist rahiplerde biraz önce söylediğim yardım ederken bir de beyinde mutluluk hormonları salgılanıyor. Kendisi için de bir şey yapmış oluyor. Ya kendisinde mutluluk hormonu salgılanıyor bak. Karşı tarafın yaralarını görüyor, üzülüyor. Daha sonra ona yardım etmek istiyor. Bir şeyler yapıyor. Aynı anda beyinde mutluluk hormonu salgılanıyor. Aslında merhametli olmak kişiye de bir şey kazandırıyor. Evet. Evet. Yani böyle bir şey. Yani bu bilimsel olarak, biyolojik olarak gösterilmiş, kanıtlanmış bir duygu. Onlar kanıtlandıktan sonra zaten şu anda dünyada bu konudaki çalışmalar hızla arttı. Bu ciddi teşvikler var. Hani öz şefkat ölçek var mesela. Kişi kendisine de şefkatli, öz şefkat diyoruz. Self-compassion diye geçiyor. Şefkat, merhameti benzer şekilde kullanılıyor genellikle bizim Türkçemizde. Evet. Yani bu nedenle bu şeyde yani başkaları da ilgili de aynı şekilde yani merhamet duygusunu da fark edebilmek ve sırf bu o duyguyu tatmin için birçok insan gizli yardım yapar şeylere. İnsanlara. Vaki kendisi de mutlu olur çünkü onun. Bir çocuğu böyle dedi. Bir çocuğun sevindiğini gördüğü zaman, bir insanın mutlu olduğunu gördüğün zaman o ödüldür ona. Peşin ödüldür. Merhametli olmanın peşin ödülü var kişiye. Evet, evet. Onun için ya o karşı tarafın hayatını kurtarması uzun vadede hani toplumsal fayda. Hani hep söylenirim böyle şeyin Maslow'un böyle ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır. En temelde var fizyolojik ihtiyaçlar, yemek, içmek, barınmak, üremek gibi. Evet. Bu diğer canlılarda da ortak ihtiyaçlarımız. Ondan sonra ne oluyor? Güven geliyor. İşte kendine şey geliyor. Toplum sosyal şeyler geliyor. Sevmek, sevilmek geliyor. Güvenilir, güvenilir olmak geliyor. En sonunda kendini gerçekleştirmek diyor. Daha sonra böyle Maslow bu ihtiyaç hiyerarşisinin en tepesine kendini gerçekleştirmek değil, kendini aşmayı koymuş.
Self transcendation'ı koymuş. Yani kendini aşmak. Merhametli insanlar kendini aşıyorlar. Evet, evet. Yani peki, başkaları için de bir şeyler yapmak. Yorgunluk nasıl oluyor hocam? Empati yorgunluğu, merhamet yorgunluğu nasıl oluyor? İşte o merhamet yorgunluğu kendisiyle karşı taraf arasındaki dengeyi sağlayamayan kişilerdir. Yani şu anda şey var böyle durumlarda. İnsanın kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var. Bizimin yettiği şey var, yetmediği şey var. Sesinizde ufak bir problem oluştu hocam. Şimdi galiba daha iyi. Buyur. Tamam. Yani insanın yani gücünün yettiği şey var, yetmediği şey var. Böyle kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var. Onun için insanoğlu kontrol edemeyeceği şeye, gücünün yetmediği konularda oturup üzülüp ağlarsa bu haddini, kendi gücünü aşmak olduğu için evet. Bu böyle bir durumda o merhamet zarar vermiş oluyor ona. Onun için halk arasında bir söz var, merhamette maraz doğar diye bazen. Yani böyle yanlış merhamet, yanlış kişiye merhamet etmek de zarar verir. Evet. Yani bazı kişiler kendini acındırırlar, yardım edersin onu, aslında tembelliği teşvik etmiş olursun. Aslında açgözlülüğü teşvik etmiş olursun. Hı hı. Onun için merhamet edilecek nesneyi de iyi seçmek gerekiyor. Hı hı. Merhameti hı hı. hak ediyor mu bu diye düşünmek gerekiyor. Hı hı. Hak ediyorsa yapmak. Yani bunun için merhametli akıl yürütme diye geçiyor buna. Evet. Merhametli akıl yürütme, yani merhamet duygusu başıboş bırakılması gereken bir duygu değil. Güzel bir duygu, güzel bir erdem. Yani destekleyici olur, yardımcı olur, sosyal değerleri artırır. Ama merhametli insanlar çok kolay da kullanılırlar. Onun hı-hı. için burada o durumlarda ki merhamet edilir ama kişi kendi gücünün sınırlarını iyi bilmesi lazım. Böyle bir durumda yani daha fazla ne yapabilirim diye kendi haddini bilen, sınırlarını bilen bir kimse kendine karşı da haksızlık yapmamayı başarır. Evet. Yani kendine karşı haksızlık yapmıyorsa bir insan o merhameti doğru amaçla, doğru biçimde, doğru hı-hı. şekilde hı-hı. kullanmayı da başarabilir diyebiliriz. Evet. Yani aslında merhamet yönetilmesi gereken bir duygu. Evet. Böyle davranış haline, eylem haline gelebilmesi. Hep denge gerekiyor, gerekiyor değil mi? Bu tür tabii kesinlikle denge. Hayatta zaten biz güzel bir söz var ya, yani ilacı ilaç yapan, zehri zehir yapan dozdur diye. Evet. Yani merhameti de merhameti değer yapan, toplum bireye ve topluma faydalı yapan, onun yerini, nesnesini, dozunu, süresini iyi ayarlayabilmek gerekiyor. Hak hı-hı. eden kişilere yapabilmek gerekiyor. Onun için bütün evrensel değerdir bu merhamet olmak. Evrensel bir değer olduğu için bu evrensel değerleri bir önce kendimize sonra çocuklarımıza, yakınlarımıza öğretip burada bunu bir hayatımızda bir değer yargısı olarak kullanmamız gerekiyor. Hı hı. Değer yargısına kararlar verirken bu karşı tarafa merhametsizlik yapıyor muyum? Acımasızlık yapıyor muyum? Bir yönetici bunu söyleyebilmesi gerekiyor. Bu hayatımıza bakışımız ve anlam yüklememiz için de çok önemli değil mi? Tabii. Yani mesela merhametli mektup yazma diye yöntem veriliyoruz bazı kişilerde. Yani kişileri bu konuda zayıf taraf gelişmek istiyorsa böyle ki bazı kişilere mektup yazmasını, bununla ilgili yazılı ifade etmek beyinde daha kalıcı etki yapıyor kişide. Hı hı. Kalıcı böyle hayra kuruyorsunuz çünkü yani bir şeyi yani uygulamayla ilgili bir plan yapıyorsunuz, bir hı hı. Yol haritası çiziyorsunuz. Bu kişide kalıcı etki yapıyor. Kişide insanların böyle hakikati bulmasını ve doğru şeyler yaparak bu kişiler, böyle merhamet duygusu olan kişilerde bir pozitif enerji vardır. Farkına varmadan. Etraf çevresine bakarsanız bu kişiler, mesela bazı kişiler böyle dersin ya, Allah dostu insanlar vardır. Hep herkes yani kurulu düzen istemediği halde onu, insanlar onun etrafında toplanır. Bakarsınız o kişilerin büyük ölçüde en büyük özellikleri merhametlikle dürüstlüğü birlikte götürmeleridir. Evet. Biz hep iletişimimizi hani kelimeler üzerine kurulu gibi düşünüyoruz ama o kadar az yeri var ki aslında konuşmanın, o kadar farklı şeyleri hissediyoruz ki birbirimizle ilgili. Gerçekten de son dönemdeki çalışmalar çok şey öğretiyor bize. Bence merakı olanlar, bu konuda ilgilenmek isteyenler bu konuları biraz araştırabilirler değil mi hocam? Tabii, yani merhamet yorgunluğu demiştim mesela, onu güçlü, dirençli olmayı başarabilir bir insan böyle durumlarda. Evet. Merhamet zarar veriyor diye düşünmemek. Bizim dozunu
yanlış yerde yanlış şeydi. Mesela sürüye giren kurtlara merhamet edilmez. Merhamet edersiniz, evet. Yanlış. Evet. Bunu merhamet kavramı doğru ama oradaki kurda merhamet ederseniz siz kötülük yapmış olursunuz. Onun için yerinde ve zamanında kullanabilmek önemli. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederiz. İyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.